Bahar havası var dünya piyasalarında demiştim dünkü videoda. Bugün de dünya piyasalarında bahar rüzgarları daha da güçlenerek esmeye devam etti. Euro Avrupa Birliği'nin parası birin altındaydı uzun zamandır bugün yeniden birin üzerine çıktı. İngiliz parası sterlin o da dolar karşısında müthiş değer kaybetmişti. Bugün 15 Eylül'den sonra ilk kez 1.15 seviyesinin üzerinde. Ons altın bu arada onda da %1'lik bir yükseliş var. 1670 dolara geldi. Geçen hafta 1614 dolara kadar gerilemişti. Bunlar yükselince onları tabii ki kripto paralar yalnız bırakmadı. Bitcoin yeniden 20 bin doların üzerinde uzun bir aradan sonra. Ethereum daha da uzun bir aradan sonra yeniden 1500 doların üzerinde. Ethereum'da son 24 saatte %10'un üzerinde %11 civarında yükseliş var. Ne oluyor? Dün görmüştük bunu ne olduğunu. Bir kere bir cuma günü Wall Street Journal'ın Amerikan Ekonomi Gazetesi'nin yayınladığı bir haber o günden bugüne bütün dünyayı etkiliyor. O habere göre Fed'in bazı üyeleri faiz arttırımlarının geldiği noktadan artık rahatsız dünya ekonomisini kötü etkilediklerini düşünmeye başladılar. Ve faiz arttırma oranlarında yavaşlama istiyorlar. Ve 1-2 Kasım'daki toplantı sonrasında Fed faiz arttırımlarını ne zaman azaltacağı konusunda bir takvim belirleyecek. Ve bu arada Kasım'da 75 bas puanlık bir artırım yapacak o cepte. Ama ondan sonra Aralık ayındaki toplantısında 50 bas puana geri dönecek. Biliyorsunuz Haziran'da 75'e çıkmıştı, Temmuz'da 75 yaptı, Eylül'de 75 yaptı. Şimdi Kasım'da bir 75 daha yapacak ama işte o beklentiye göre Aralıkta artık 50'ye geri dönecek. Ondan sonra da yavaş yavaş vitesi küçültecek. Ve belki de 2023 yılının bir noktasında faiz indirimlerine yeniden başlayacak. Yani buna biliyorsunuz pivot adı veriliyor. Yani İngilizce Türkçesiyle değişim. Yani FED para politikasını değiştirecek. Değiştirmeye hazırlanıyor. Dün Amerika'da konut fiyat endeksinde yaşanan yavaşlama da yani konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması da bu beklentiyi güçlendirdi. Çünkü konut fiyatlarının artış hızının yavaşlaması enflasyonun gaz kesmesi anlamına gelir. Amerika'da EFET bütün bu faiz arttırımları neden yapıyor? Enflasyonu düşürmek için yapıyor. Eğer enflasyon şimdi düşüyorsa Amerika'da işte bu iyi haber FED'in önümüzdeki dönemde pivot hareketini yapacağı yönünde bir başka beklenti. O da işte bahar rüzgarlarını güçlendirdi. Risk iştahın azaldığı dönemlerde dolar hemen hop yükseliyor. Ama risk iştahının arttığı işte son cuma gününden bu yana olduğu gibi risk iştahının arttığı dönemlerde de dolar geriliyor. Nitekim dolar endeksi yani Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks bugün de %1'e yakın bir düşüş var. 110'un hemen eşiğinde 110'u da aşağıya doğru kıracak gibi gözüküyor. Peki dolar TL? Biliyorsunuz 18'in 60'ın altında kalması nedeniyle dün vadesi olan kur korumalı mevduat yatırımcıları hiç döviz getirisi elde edememişlerdi. Tarihi gün demiştim dünkü videoda. E bu seviyelerde de kalırsa pek öyle döviz getirisi KKM yatırımcıları elde edemeyecekler. Ve yelkenlerini yeni yatırım enstrümanlarına doğru açacaklar. Peki nereye açacaklar? Bu konuda bir anket başlattım. Büyük KY anketi bu kanalda. Yani büyük küçük yatırımcı anketi. İlk verileri paylaşmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de küçük yatırımcıların en beğendiği enstrüman yatırım aracı şu anda %35 hisse senedi. Daha sonra %9.9 da doları görüyoruz. %8.9 altın ve yine %8.9 konut. Borsa İstanbul'un öne çıkması elbette rastlantı değil. Yatırım fonlarına önceki gün bakmıştım. Son bir ayda BIST 100 dışı fonlar hem iş portföyün fonu hem ziraat portföyün fonu hem garanti portföyün BIST 100 dışındaki hisse senetlerine yatırım yapan fonları %30'a yakın iş portföyün ki %30'un üzerinde son bir ayda getiri sağlamışlardı. Getiriler elbette önemli ama yatırım fonu seçerken aynı zamanda risk profillerine ve bu arada volatiliteye de bakmak gerekiyor. Oynaklıklarına yatırım fonlarına bakmak gerekiyor. Yani getiri tamam önemli yatırım fonu seçerken. Ama aynı zamanda acaba ne kadar oynak ne kadar istikrarlı sorusu da önemli. Fonbul.com bu soruya yanıt bulabileceğimiz kaynaklardan biri. Burada görüyoruz son bir ayda biraz önce belirttiğim gibi iş portföyün 100 dışı hisse senetleri fonu en çok getiriyi sağlayan yatırım fonu. Volatilitesi 20.7. İkinci sırada Ziraat Portföyün Bist Likit Banka fonu var. Onun volatilitesi epey yüksek. Bankacılık endeksinde zaten çok sert oynaklık var biliyorsunuz. son birkaç aydır volatilite bu yatırım fonunda 55.4. Üçüncü sırada Strateji Portföyün hisse senedi fonu. Onun volatilitesi 34.3. Ziraat Portföyün Bist Yüz dışı şirketler hisse senedi fonunun volatilitesi 20.3. İş portföyün BIST Banka Endeksi hisse senedi fonunun volatilitesi 54.03. Yani bankacılık hisselerine yatırım yapan yatırım fonlarının oynaklıkları son derece yüksek. Risk değerlerini de yine bu ekranda görüyoruz. En çok getiriyi sağlayan iş portföyün BIST Yüz dışı fonunun risk değeri 7. Ama 3. sıradaki strateji portföyün hisse senedi fonunun risk değeri 2 puan aşağıda 5. Risk değeri de bir yatırım fonunu seçerken dikkat edilmesi gereken kriterlerden biri. Yatırım fonlarına bu kanalda bakmaya devam edeceğim ama bir şey net. Son bir ayda BIST 100 dışı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar öne çıkmış durumda. Borsa İstanbul bugün yükselişini sürdürdü. Bu arada yatırım kuruluşlarının hedef fiyatları ve yatırım tavsiyeleri de geliyor. Teb yatırım işçe için hedef fiyatını 5.97 liradan 10.17 liraya yükseltti. Tavsiyesini tut olarak korudu. Vakıf Bank'ta hedef fiyatını 4.63 liradan 10.07 liraya yükseltti ve tavsiyesini tut olarak korudu. Garantide hedef fiyatını Teb yatırım 22.58 liradan 35.27 liraya yükseltti ve tavsiyesini al olarak korudu. Şimdi Stokkeys'ten yani Finnet 2000'in analiz programı olan Stokkeys'ten bugün açıklanan bilançoları sıcağı sıcağına yorumlamak istiyorum. Bugün bilançosunu açıklayan şirketler arasında Tofaş da var. Koç Holding'in otomotiv şirketi. Tofaş'ın karı yılın ilk 9 aylık döneminde %145 arttı. Hasılatındaki artış %114. Esas faaliyetindeki artışın %161'in biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Enflasyonun biraz üzerinde karında ve cirosunda Tofaş'ın artış var. Bugün bilançosunu açıklayan otomotiv şirketlerinden bir başkası Türk Traktör, o da Koç Holding'in ortaklıkları arasında yılın 9 aylık döneminde karını geçen yılın aynı dönemine göre %94.17 artırdı. Tofaş'a göre biraz daha sınırlı bir artış. Hasılatındaki artış %81.72 yani enflasyon altında kaldı. Reel olarak çok da Az olsa da geriledi toplam cirosu Türk Traktör'ün. Ve bu arada net faaliyet karı %92.55 arttı. Türk Traktör'ün performansı TOFAŞ'ın biraz gerisinde. Aslında otomotiv şirketleri geçtiğimiz çeyreklerde ve bu çeyrekte performanslarında ciddi bir gerileme ile karşımıza çıkıyorlar. Yine bugün bilançosunu açıklayan bir başka şirket TEKFEN. TEKFEN'in bilançosu çok parlak gözükmüyor. 9 aylık dönemde karını geçen yılın aynı dönemine göre %49.67 artırdı. Hasılatındaki artış enflasyonun biraz üzerinde. %92.54 toplam hasılat holding şirketlerinin net dönem karı %79.51 arttı. Yani net dönem karı enflasyonun altında kaldı. Yani şirket aslında 9 aylık dönemde reel olarak geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Tav havalimanları parlak denebilecek bir bilanço açıkladı. Yılın ilk 9 aylık döneminde karını geçen yılın aynı dönemine göre %123.68 arttırdı. Ama hasılatındaki artış daha yüksek %264'ün üzerinde. Ve bu arada esas faaliyet karındaki artış %444. Amerikan borsalarında da bilanço mevsimindeyiz. İki dev teknoloji şirketi bilançolarını açıkladılar. İkisi de beklentilerin altında sonuçlar duyurdu. Bunun etkisiyle Amerikan borsaları, sabah saat Amerika için Sabah saatlerinde Türkiye için akşam saatlerinde eksideydi. Yani Amerikan borsaları ve onların öncülüğünde dünya borsaları videonun başında sözünü ettiğim bahar rüzgarlarından bugün uzaktı. Çünkü bugün Google bilançosunu açıkladı. Üçüncü çeyrek bilançosu ve beklentilerin altında sonuçlar duyurdu. Özellikle YouTube'un gelirlerinde, reklam gelirlerinde beklentilerin altında bir gelişme var. Ve bu arada Google dördüncü çeyrek içinde büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Ve bunun sonucunda bugün Alphabet yani Google'ın ana şirketinin hisse senedi Nasdaq'ta %7 aşağıdaydı. Microsoft da bugün son 5 yılın en düşük satış büyümesini açıkladı. Ve onun hisse senedi de bugün Nasdaq'ta yine %8'e yakın aşağıdaydı. Google ve Microsoft bu kadar sert düşünce Nasdaq'ta Amerikan borsaları da güne ekside başladılar.